Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. XVII. Bölüm. Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararları. Efendiler, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmalarının sonucu tespit ettiği tüzük ve bu tüzükteki hükümleri ilan eden bildiri maddelerinden ibarettir. Bu tüzük ve bildiri metni, zaman ve ortamın gerektirdiği bazı önemsiz ve ikinci derecede düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse, bir takım köklü ve geniş çaplı ilkeler ve kararları varmış oluruz. Müsaade buyurursanız bu ilkelerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret olduğuna işaret edeyim. 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3. İstanbul hükümeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri Milli Kongre'de seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsiliye yapacaktır. 4. Kuvayi Milliye'yi tek bir kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. 5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6. Manda ve himaye kabul olunamaz. 7. Milli Meclis'in derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır. Bu ilkeler ve bu kararlar çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da gerçek niteliklerini hiç değiştirmeden uygulanma imkanı bulabilmişlerdir. Efendiler, biz kongrede özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri ortaya koymaya çalışırken Sadrazam Ferit Paşa da basında bir takım demeçler yayınlıyordu. Bu demeçlere Sadrazam'ın Milleti Jurnali dense yeridir. 23 Temmuz 1919 tarihli basın dünyaya şunu ilan ediyordu. Anadolu'da karışıklık çıktı. Kanuni esasiye aykırı olarak Meclis-i Mebusan altında toplantılar yapılıyor. Bu hareketin askeri ve sivil memurlar tarafından önlenmesi gerekir. Buna karşı gereken tedbirler alındı ve Meclis-i Mebusan'ın toplantıya çağrılması istendi. Ağustos'un 7. günü kongre toplantısına son verirken üyelerine önemli kararlar alındığını, bütün dünyaya milletimizin varlık ve birliğinin gösterildiğini söyledim ve tarih bu kongremizi ender görülen büyük bir eser olarak kaydedecektir dedim. Sözlerimde isabetsizlik olmadığını, zaman ve olayların ispatlamış olduğuna inanıyorum efendiler. Erzurum Kongresi tüzüğü gereğince bir heyet temsiliye seçmişti. Dernekler Kanunu'na göre dilekçe yerine geçmek üzere Erzurum Valiliğine verilen 24 Ağustos tarihli yazıda heyeti temsiliye üyelerinin adları ve kimlikleri şu şekilde gösterilmiştir. Mustafa Kemal, eski 3. Ordu Müfettişi, askerlikten ayrılmış. Rauf Bey, eski Bahriye Nazırı. Raif Efendi, eski Erzurum Milletvekili. İzzet Bey, eski Trabzon Milletvekili. Servet Bey, eski Trabzon Milletvekili. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan'da Nakşi Şeyhi. Bekir Sami Bey, eski Beyrut Valisi. Sadullah Efendi, eski Bitlis Milletvekili. Hacı Musa Bey, Mutki Aşiret Bey'i. Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim ki bu kimseler hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beylerle Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresi'ne katılmışlar fakat ondan sonra biri Erzurum'a öteki Erzincan'a dönerek bir daha heyeti temsiliyede bulunmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresi'nde aramıza katılan Bekir Sami Bey İstanbul'da Meclis-i Mebusan'a gidinceye kadar bizimle birlikte bulunmuşlardır.